Evet sevgili dostlar, bu gün, bu hafta, bu ay diyelim ki güzel şehir, kadim şehir İstanbul'dayız. Yıllarca bu şehirde İstanbul Üniversite okuduk. Yıllarca bu şehri gezdik, tozduk. Bu sefer güzel bir çalışma için buraya geldik. Sevgili dostları çekeceğiz. Dostlarla muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Sizlere de bu güzel şehri tanıtmak ve bir yandan da güzel dostlarla tanıştırmak istiyoruz. Umarım videomuzu ve bu kadim şehri beğenirsiniz. Abone olmayı da unutmayın sakın. Kendinize çok iyi bakın. Merhaba, maskemizi takalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Bugün İstanbul'da çok güzel bir insanın yanına gideceğiz. Celil Çiftçi Üstadımızın yanına gideceğiz. Onunla bir video çalışması yapacak. Bakalım bizleri neler bekliyor, nasıl kuşlar bekliyor, bekleyip göreceğiz. Siz de beklemede kalın, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, sevgili dostlar, gençler ve kuşçu camiası, hepinize tekrardan merhaba. Bugün Van'da değiliz. Neredeyiz abi? İstanbul'dayız. İstanbul'dayız. Celil Çiftçi abimizin, yani Erciş'te hemşerimiz Celil Çiftçi abimizin yanındayız. Kendisi sağ olsun bugün bizleri misafir etti. Zaten uzun zamandır konuşuyorduk galiba abi, değil mi? Öyle konuşacağız diye falan. O da sağ olsun bizleri kırmadı. Dedi ki madem Van kuşu için bir şeyler yapacağız, bize dedi yardımcı olalım. Sağ olsun yine bizleri kırmadı. Şimdi yavaş yavaş Celil abiyi tanımaya başlayalım. Celil abim nasılsın? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz nasılsınız? Celil abi, hoş geldiniz diyoruz. Önce siz oradan buraya kadar başımızın gözümüzün üstüne geldiniz. Eyvallah abim, Allah razı olsun. Şimdi Van kuşu ayrı bir sorun. Hemşerilik ayrı bir problem. Şimdi Van kuşuna gireceğiz abi. Ayrı bir şey, güzel bir şey. Seni bir tanıyabilir miyiz acaba? Yani ben şöyle, ben kendim şahsen Van Erciş'liyim. Yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da ikametgah ediyorum. Yani İstanbul'da işte nedenlerimiz belli, yani iş noktalarında, çalışma noktalarında yerleştik buraya bir kere. Ama Van kuşunu zaten çocuklukta Erciş'te besliyorduk. Evet abi. Ondan sonra o tutkular, yani zaten kuşçuluk bir tutkudur, bir hobidir yani. Bu da bizde şey oldu, zamanla ister istemez iz bıraktı yani. Bırakmak istediğinizde bıraktığımız zamanlar da oldu. Yine bir heves başlıyor. Öyle uygun yere bakıyor her şey. Burada hakikaten uygun yere bakıyor her şey. Kuşçulukta abi. Evet, aynen öyle. Her uygun yere. Yerinde olacak. Tabii tabii. Aynen aynen. Uygun yeri bulduğumuz dakika beslemeye başladık yani. Abi yerinde maşallah. Evet, ya güzel, yer güzel. Arası, evet, aynen öyle. Yani. Celil abi, benim dikkatimi kümesler çekti ya. Kümesler maşallah. Hı-hı. Şimdi şöyle yani, evet yani biraz şöyle yani kümes bin çeşit şekli vardır. Biz demir kümes tercih ettik. Biraz hem güvenlik anlamında hem şey anlamında. Burada oluyor mu abi? Oluyor, oluyor. Bazen oluyor. Yani olmuyor değil. Yani daha önce mesela
bir kere başımıza geldi yani. Evet abi. Ha şimdi bizim güvenliğimiz var, işte şeyimiz var, biraz daha sağlamdır yani koşullar, ama demir kümes biraz daha pratik, daha hızlı şey oluyor. Yaptırdık yani, öyle bir tercih kullandık. Ha Van kuşunu zaten İstanbul'da birçok arkadaşımız besliyor. Yani biz tek değiliz. Yani Van kuşu sevdalısı çok İstanbul'da. Abi ben onu bilmiyordum. Yani sadece Van'da değil. Yani ya. Bitlis'te, Muş'ta, yani daha doğrusu Türkiye'nin her yerinde şu anda çok yaygın bir şekilde var yani Van kuşu. Van kuşu şöyle yani, zaten kuşçuluk bir hobi, bir sevdadır yani. Vazgeçilmez bir şey. Vazgeçilmez bir şeydir Ömer Bey. Yani bizim şimdi şu var, yani Van kuşunun da işte seveni sadece Vanlı değildir bir kere. Onu bir kere başta konuşalım. Şu anda mesela Urfalı, Kayserili, işte Nevşehirli bir sürü arkadaşlarımız besliyor. Hani kimlerden, nasıl, ne şekil talip olmuşlar? Gördükçe, sevdikçe, uçurdukça kuşlara özenmişlerdir, ilgi duymuşlardır ve dolayısıyla aynen. Yani özellik yerini tanıdıkça sahip olmaya çalışmışlardır. Ve çok da sahip olan var. Biz bu tam tersi bizi de mutlu ediyor yani. Çünkü Van kuşunun yaygınlaşması, tanıtılması çok güzeldir. Bugün bir Mardin kuşu ülkede biliyorsun tanınan bir şey. Sivas kuşu yine öyle. Ankara kuşu yine öyle. Yani niye Van kuşu da öyle olmasın? Ha Van kuşu batıda Van kaplanı diye adlandırılıyor ama Van Mardin abi. Evet Mardin ama ben ya. Ondan nefret ediyorum ama Van kaplanı diye genelde diye adlandırılıyor. Ama Van kuşu zaten farklı bir kuştur. Yani 100 tane kuşun arasına koy, bir tane kuş hemen fark eder kendini. Özellikleri çok güzeldir. Yüksek uçucu olması işte. Yani hem takla atıp hem çok yüksek uçması. Yani bazen zamanlar bir gün boyu uçuyor yani bu hayvan. Hakikaten bir gün uçuyor. Abi, uçanlar var gerçekten. Yani bunu bu çeşit bir yani kuş türünde bu çeşit bir hayvan daha yok yani. Bazılar abi genelde evet. Şimdi şu şekilde, daha önce yaptığımız videolarda da vardı arkadaşlar. Şimdi bazıları der ki ben taklası için besliyorum, taklası benim mesleğim. Bazıları der ki uçuşu için. Peki sen de abi Van kuşunu besleyen için? Ben uçuşu yani ben Van kuşunu uçuşunu seviyorum. Hakikaten yani havada çok yüksek uçması, işte saatlerce uçması, aynı zamanda takla atması. Şimdi bir Mardin kuşu sefer yapıyor. Evet. Gelip işte sefer yapıyor ama bu o özelliğe sahip değildir ama bu da havada istediği kadar oyun yapıyor. Yani bunun farkları daha ilgisi daha. Bu da tabii insanına göre değişiyor. Şimdi mesela bunu da sevmeyen insanlar vardır. Adam Mardin kuşu besliyordur. Bunu sevmez. İlgisi yoktur buna. Ama bizim ilgimiz yok var buna. Yok çatımda uçsun benim şey yeterli. Aynen öyle. Aynen. O 2-3 sefer yapsın. 3-4 tane takla bana atsın. Tamamdır. Şimdi o biz onu değiliz. Bizim bakış açımız öyle değil. Biz şeye bakıyoruz. Yani yüksek uçmasına bakıyoruz. Kuşun özelliklerine bakıyoruz. Kanat atışına bakıyoruz. Abi o kanat atışı zaten insanı yani, besliyor öyle değil mi? Kuşun koma şeklinde uçmasına bakıyoruz. Şimdi mesela komadan Mardin. Komadan kastın abi? Ya koma derdiğim bir bütün uçan. Küme abi. Tabii küme şeklinde bazıları uçan. Bazıları file diyor. Bazı tabii yok. Yani file de diyebiliyoruz. Koma da diyebiliyoruz. İşte toplu da diyebiliyoruz. Yani sonuçta toplu uçan bir özelliği taşıyan bir hayvandır. Evet. Şimdi Mardin genelde çok birebir toplu şekilde uçmayı tercih etmez. Ama Van kuşu yapar bunu. Van kuşu bunu yapar. Çünkü yükseldikçe de birleşiyor havada. Yani bir bakıyorsun ki 10 tane kuş, 20 tane kuş böyle gökyüzünde bir bütün olmuş orada yani. Bakınca diyorsun ki ya çok az kuş uçuyor zannediyorsun ama geldiğinde bakıyorsun ki maşallah 20 tane kuş uçmuş haberin yok. Evet, aynen uçuyor. Öyle. Peki Celil abi kuşlara Van kuşu besliyorsun, seviyorsun, ilgin var. Evet. Peki bu kuşçuluğa nasıl başladın abi? Bu kuşları nasıl elde ettin? Vallahi bu kuşçuluğa nasıl elde ettim? Çocukluktan kalan bir meraktır yani. Hani komşularımızdan, işte çevremizden, büyük abilerimizden gördüklerimizdir. Gördükçe sevgimiz arttı bunlara karşı. İşte biz zamanla memlekette ilkokul, ortaokul zamanlarımızda besledik yani. Ondan sonra tabii iş hayatı oraya buraya derken bir süre ara verdik. Sonra biraz imkanlarımız oluşunca ev, yer, yurt olunca ister istemez ilgimiz tekrar doğdu. Evet. Şu anda şey yapıyoruz. Ha nedir? Çoğu zaman da işte boş zamanın meşgalesi. Yani hani amaç o zaten. Emeklisin galiba. Ya, emekli değilim. Yani iş hayatındayım şu anda ama sonuçta boş zamanımı bunlarla. Evet. Yani sonuçta özel sektörde çalışıyoruz. Yani gidip geliyoruz kendi işimizdir. Ama kuş nedir? Boş zamanda işte vakit ayırmak. Akşam geldiğimde bir stres atmak bununla. Yani bizi hakikaten çok mutlu ediyor. Bunu beraberinde çok iyi güzel dostlarız tanıyoruz işte.
bir danışma içine girmiş oluyoruz. Bence en önemlisi o abi, özellikle İstanbul'da. Sizi bile o şekil tanıdık yani, örnek atıyoruz. Memleketteyiz. Aynen, memleketteyiz. Evvan'da var, işte Muş'ta var, Bitlis'te var. Değerli arkadaşlarımız, değerli dostlarımız. Önemli olan kuşçuluktur. Yani sohbet, benim için ben yani hani basit bir bakışla bakmıyorum ben bu işe. Şimdi şöyle, yani beslenmeyen, hobisi olmayan, sevgisi olmayan adam, ya buna kuş beyinliği veya işte şu beyinliği diyebiliyorlar veya işte o özelleştirile bulunabiliyor. Basit görülebiliyor ama bizde öyle bir şey yok abi. Biz mesela ben kendi şahsıma bu kuş sevdasında tanıdığım birçok arkadaşımız var. Keyifle sevdiğim, yani keyifle yanına gittiğim, keyifle geldiğim, keyifle oturup çayını kahvesini içtiğim arkadaşlarımız var. Yani bu konuda biz mutluyuz yani kendimizle. Eyle abi, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Van'da takip ediyorsun biraz. Van'daki dostlarımız mesela kuş camiası gruplarında pek fazla biraz birlik yok. Hani nasıl söyleyeyim, biraz böyle çatışma diyelim böyle. Hani şimdi aynen maalesef. Ama İstanbul'da ben mesela bakıyorum, çok değerli dostlarımız var abi. Sen varsın mesela. Ferit abi var. Ferit Emin abimiz var. Ondan sonra Yavuz abimiz var. Değerli ya, İbrahim Baran var. Bu işin hakikaten var. Çok iyi. Temiz Aylar var mesela. Tabii Özcan kardeşimiz var. Yani hani Özcan abi gibi var mesela, onlar için. Murat Tefiyeler var. Murat Tefiyeler var. Bizim Vanlı hemşerilerimiz. Abi açıkçası ben bu dostluğu mesela yok böyle bu işi çok hoşuma gidiyor. Çünkü şimdi bu işi birbirimizi tanıyoruz. Çayımız layığıyla yapan ve biz bir de bu işi mesela şöyle, yani yabancıya sevdirmenin çok da yoluna gidiyoruz. Yani ne kadar tanıtırsak o kadar bizim o kadar bizim işidir. Tabii ki bu güvercin, zaten güvercin besleyicilerin tümü için geçerlidir. Bu bir sevdadır yani. Bir tutkudur yani, bir hobidir yani zaten bunu. Yani bunu bir hani ticari araç veya şey değildir bu. Hani bunu belki bunun ufak tefek ticaretini yapanlar var ama yani onun çok ben şey olduğuna inanmıyorum. Ama bu iş çok güzeldir. Aa, bu kuşta, bu işte sadece ne var biliyor musunuz? Yani ben şuna çok dikkat ediyorum. Bu biraz dernekleşmesi gerekir bence, yani gerekliydi yani. Tabii bir dernekleşmeye ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum. Yani bu çünkü şeydir, yani bunun bir yaşatma derneği olmalı, işte sahiplenme derneği olmalı. Yani hani nasıl bir Van kedisi şu anda Türkiye'de isim yapmışsa, koruma altındaysa, yani bu hayvanları da dernek adı altında bizim korumaya almak lazım. Evet. Dernek için biz yani biraz bunu baktığın ama zaman Türkiye genelinde bugün yaklaşık yani Türkiye'nin %30'u bu işe gönül bağlamış insandır diyebilirim. Ha, kuşçuluk üzerine. Tabii kuşçuluk üzerinde. %30'u mutlaka ilgi duyar. Bugün baktığın zaman abi, bu Yakuplu'da nereden baksan %10'u işte güvercin besliyordur. Bu zaten apayrı bir tutkudur yani. Bunun hani dediğimiz gibi posta besleyeni var, işte kelebek besleyeni var, işte efendime söyleyeyim Van kuşu besleyeni var, Mardin besleyeni var, Şebap besleyeni var, Urfa besleyeni var, var ki var. Yani bu işe herkes bir ayrı ilgi duyuyor. O ayrı bir şey ama biz Vanlılar Van kuşunu çok büyük bir sevda bizim için. Bizim için büyük bir sevdadır, büyük bir hobidir yani. Kesinlikle vazgeçilmezimiz gibi bir şeydir. Tabii sevenler açısından konuşuyorum. Şimdi ilgisi olmayan, duymayan, bilmeyen veya bu işe ilgi duymayan insan ona o şeyi anlatamazsın yani. Hani, o bunlar bize anlamıyor. Tabii canım. Şimdi abi, siz örnek adam yani hani sevmezseniz peşine koşmasınız, ilgi duymasınız. Ha, adam öbür tarafta gider kahvehaneye, kıraathaneye, işte sahile. Zevk aldığı alan odur. Bizim de boş zamanımızda zevk alanımız kuşlardır. Evet, kuşlardır. Yani abi, kuşlarımıza ilgimiz var. Evin önündesin, oturuyorsun, evet. Çayını içiyorsun, dostların kesinlikle geliyor, sohbet ediyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Ama o kadar güzel bir şey ki aslında. Kesinlikle. Ben yani bu konuda çok da tanıyan var. Gerek Van'da olsun, gerek Muş'ta olsun, gerek işte İstanbul'da bu işe gönül vermiş arkadaşlar olsun. Evet abi. Yani biz işte şeyimiz var, takıntılarımız, birbirimize sohbetlerimiz, birbirimize gırgır alay etmemiz, şakalaşmamız, bunlar da söz konusu oluyor zaman zaman. Evet. İşte bizim bir Özcan kardeşimiz var. Bugün senin canını yakam der. Şöyle. Yani hani bir de öyle şakalaşmalarımız var bu işte. Abi çok değerli bir şey gerçekten. Gerçekten, dernek gerçekten. Kesinlikle, kesinlikle. Peki abi, burada dernekler var. Şimdi İstanbul'dasın. Bildiğin galiba diğer kuş dernekleri var. Peki Van kuşunda abi dernek nasıl oluşturulabilir? Nasıl, ne yapılabilir? Yani bu şöyle, dernek nasıl oluşturulur? Bir şeması oluşturulur. Yani insanların bir araya gelmesiyle üyeler beraber. Tabii ha, üyeleri oluşur. Resmi derneği oluşur. Ondan sonra başkan vekilleri, şunlar bunlar seçilir. Yani bu işi işte bir kalıcı bir mekan gerekli bu işe. Sahiplendirilmeli. Yani ondan sonra isteyen oraya gider, sohbetini eder, tanışmaya
vasfı daha da artar. Kuş, bu işe gönül vermiş insanların hepsi bir araya gelir. Birçok tanımadığımız şu anda mesela bu işi seven, besleyen, ilgi duyan insanı tanımadığımız da çok. Çok fazla abi. Bizi de tanımayanlar çok. Ama dernek olursa bunların hepsi mutlaka birbirini tanımış olacak. Tek bir çatı altında tabii, tabii, oluruz abi değil mi? Tabii tabii. Bu Van için de geçerli, Muş için de geçerli, Bitlis için de geçerli. Şimdi mesela Bitlisli kardeşlerimiz geliyor Van'a. Van kuşunu alıp götürüp orada besliyor. Gidip Mardin'den Mardin kuşunu da almış olabilirlerdi. Ama niye? Demek ki biri buna bu öncü olmuş, sevdirmiş bu kuşları bu insanlara. Şimdi biz de bu işi yani hani hobi olarak yaptığımız için isteriz ki, çünkü muhabbet sarmış oluyor o zaman. Yani kuş besleyenle sohbet ettiğin zaman, çünkü başka alanın yok. Başka yani ilgi duyacağın şey yoktur. Abi. Evet. Yani şimdi şöyle yani şimdi atıyorum, sanat camiası, sanatçı bir araya geldiği zaman sanat konuşur. Aynen. Kuşa gönül verip insanlar da bir araya geldiği zaman kuş konuşur. Başka bir şey konuşur. Yani dolayısıyla. Bazen oluyor hani şimdi arkadaşlar bazen, evet. Geliyor bir araya anlaşıyor. Ya diyor siz ne anlatıyorsunuz biz anlamıyoruz etmiyoruz falan. Tabii bazen tabii. Bazen komiğimize tabii, geliyor açıkçası. Mesela Van'da eski kuş besleyen büyüklerimiz var. Örnek işte Sakat Kemal abi olsun, işte Hamid abi olsun, işte Enver abiler olsun, Karaman abiler olsun. Yani bu insanlar mesela baktığın zaman bak çok eski kuşçular, çocukluğumuzda tanıdığımız insanlar. Şimdi bu insanlar mesela sosyal medya kullanmıyorlar, şeyler kullanmıyorlar ama hala bu işin sevdalısıdırlar. Tamamen kendine tabii, özel tabii, yapıyor. Tabii tabii, kendine özel yapıyor. Ama bu bir dernek olmuş olsa veya işte bu işin hani bir çatısı olmuş olsa bu insanlar da gelmiş olacak. Çünkü bu insanlar sosyal medyadan mahrum insanlar. Yani bugün herkes sosyal medya kullanmak zorunda değildir. Yok, aynen. Tabii ki. Veya o şeyi yoktur yani. Bugün için gençlik ama hep kullanıyor. Ayrı bir şey. Ama biz şu gerçekten Van kuşu benim nazarımda, benim değerimde çok özel bir kuştur. Peki abi Van kuşu özeline gidip şey bir şey sormak istiyorum sana. Hangi türleri sen genelde seviyorsun? Gördüğüm kadarıyla karakuyruklar var abi. Ve tepe, yok yani Van kuşu şimdi var. Van kuşu şimdi mesela Van kuşunun bir de özelliklerinden birçoğu mesela şöyle. Mardin kuşunu mavi ise altında mavi gelir. Van kuşunun bembeyazın altında bile kara kuyruk gelir. Çil sıfır gibi. Gelir, çil gelir. İşte kara kuyruk gelir, kelebek gelir. Yani bunun özelliği çok farklı. Zaten Van kuşu tek çeşit yavru verirse ondan bir şüphe duyuyor. Tek değil çeşit yavru ya. Vermez yani hiçbir zaman. Abi tek yani, soyda da hani tabii, anne, tabii. Anne baba da aynı olsa da fark etmez. Ha şimdi ben mesela sıfır takımım var altında kara kuyruk gelmiş. Kiremit gelmiş, işte kafa serpme, kafa deli gelmiş. Yani sonuçta baktığın zaman bu kuşun özelliği zaten odur yani. Sen çeşitliliğini seviyorsun. Çeşitliliğini değil mi? Seviyorum evet. Ha biraz da böyle renk beyaz tarz olunca biraz daha da çok seviyorum. Ya göze de hoş gelsin. Tabii yani ben biraz daha ilgim fazla oluyor. Gördüm abi sende kara kuyruklar var evet, mesela yani, ama kara kuyruklar da gerçekten güzel. Kara kuyruk ama sevdiğim dersen ben beyazla inci kuyruğu çok severim. İnci kuyruk. Evet, inci kuyruk, süslü kuyruk. Yani, eski Van kuşu süslü evet, kuyruk. Evet, evet, onları Kel çok abi, severim. Şimdi biz hep görüşüp bazen şey diyorlar ya, Van kuşunda diğer ırklarda bulunmayan böyle eski Van kuşu dediğimiz zaman süslü kuyruklar diyorlar genelde. Tabii kesinlikle. Van kuşunda bak, Van kuşu da bak bu sonradan tavuk kuyruk, mayuk kuyruk hikayeleri çıktı ama Van kuşunun eski sarıları da çok meşhurdur, dumanları da çok meşhurdur, kara kuyrukları da çok meşhurdur, sıfırları da çok meşhurdur. Yani aslında baktığın zaman insanlar kendi aralarında bu işi konuşarak bak konuşarak dedikodu haline getirmiş oluyorlar. Aslında bu abi? Bu şu anda bu gördüğün kuşlar eskiden de aynısı vardı. Papaklısı, düzü, dumanı, beyazı, Zeynep. Şey Zeynep'i hepsi vardı. Ama bakıyorsun ki mesela çeşit geliyor altında. Yani Zeynep bugün beyazın altında gelebiliyor. Veya işte Zeynep'in altında duman gelebiliyor. Duman altında Zeynep gelebiliyor. Kara kuyruk 4 tane yavru atar işte 5.'si Zeynep'li olabiliyor. Yani örnek diyorum. Hani bu kuşun altında çeşit çok gelir. Yani şu beyaz gördüğün dindik beyaz süt beyaz kuşun babası annesi sana söyleyeyim. Kara kuyruk bir hayvandır. Kara kuyruk. Evet. Düz mü abi tepeli mi? Yok valla tepeliydi. Hatta babası da güvercinliydi. Yani bu rağbet altında anne gelen kuş. Kuyruk, evet aynen öyle. Altında gelen kuş bu. Yani bu kuşun özelliğinde var zaten yani anlatabiliyor muyum? Şimdi benim kuşumun altında kara kuyruğumun altında süt beyaz nişan kuyruk bir tane hayvan yavru geliyor. Ben bile bazen inanamıyorum diyorum bu nasıl bunun yavrusudur? Karşı yani evet yani oluyor. Hayır işte oluyor yani bu Van kuşunun altında çeşit çok gelir yani çeşit
özellikle gelmiyorsa o kuştan bir şüphe duyun yani. Peki abi uçururken nasıl uçmasını seversin? Şimdi yani bunu, takla atmasını mı, düz uçmasını yani şimdi mı, bunun ya da... tabii bir yetişme tarzı var. Van kuşu malum yani atmacaya karşı çok zayıf bir hayvandır. Yani çabuk, çünkü yüksek uçtuğu için onun alanını daha da genişlettiği için atmacanın almasını daha kolaylaştırır. Çünkü sarf edeceği eforu çok kolay sarf etmiş şimdi oluyor. Zaten bitiyor. Tabii tabii abi. Yani şimdi yok kuşta değil atmacada bahsediyorum. Yani atmaca bunu yapıyor. Şimdi atmaca bunu daha kolay. Çünkü yükseğe kaldırdığı zaman hayvanda çok fazla bir şans bırakmıyor. Ama şimdi bu kuşu mesela bunların kışın çok uçurduğu zaman hakikaten çok atmaca almış oluyor. Ama en güzel yazın bahar ayları Nisan'la beraber zaten hem sağlıklı yavru çok altında gelir. Çünkü havalar ısınıyor. Sıcaklar başlıyor. Hem de olan yavrular çok iyi oluyor. Ve o dönem hem çok yavru almış oluyorsun hem de kuşlara antrenman yani uçurma şansı bulabiliyorsun. Bu Van kuşu da yani bir sene uçurma çıkart hayvanı diye uçsun bana. O hayvan uçma sana. Yani birkaç antrenman görmek zorunluluğu vardır o hayvanda. Aynen öyle yani. Aynen. Ondan sonra o nefesini tekrar yeniden açacak. Ondan sonra sağlıklı bir hale getirecek. Ondan sonra gerçekten önce yapmış olduğu uçuşu tekrar yapar. Ha yavru yetiştirme konusuna gelince yavru şöyle yani yavru tamamıyla kendini güçlü fizikli hissettiği zaman uçur birkaç antrenman verirsin. Yavru, sen mi hissediyorsun abi yoksa yavrunu böyle yok, yavru zaten kendini gösterir. Başlar yerde kıpırdamaya. Beni uçur diye işte kendi kendine kalkar, oynaşır. Sağa sola kendini atmaya çalışır. Yani kendi kendine uçuş göstermeye çalışır. O hayvan uçuşa hazır demektir. Evet. Ama kimisi çok ham yavruyu uçurur. Hayvanı bozar aslında. Yani değil. Yavru kendi uçuşunu kendi göstermelidir. Yani bana kalırsa yani kendini havada gittin. Tabii aynen. Yani ondan sonra uçurursun onu günde bir defa, iki defa, iki günde bir defa olabilir. Yani uçurursun hayvan kendini zaten ufak ufak taklasını döndürür, kendini hazırlar. Ondan sonra zaten fonksiyonunu gösterir. Başlar grupla uçmaya, yükseğe kendini atmaya başlar. Ondan sonra bir bakıyorsun 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat üstüne koya koya ilerlemeye başlar. Peki abi bir şey soracağım sana. Diyelim ki bir yavruyu attın. Kümeyle alıştırdın, evet. Çifte alıştır, evet. Grupla atıyorsun bile ya da sizin deyiminizde koma dediniz, onu atıyorsun. Peki o yavru çifte attıktan sonra aynı verimini verir mi ya da uçma şekli nasıl olur? Yok veremez. Yani şimdi şöyle, yani hele ilk uçuşlarıysa öyle kolay kolay komada dayanıklık oranı çok fazla durmaz. Kendini zaten bırakır gelir. Evet. Yani ha gidebilir, komayla gider, uçan hayvanlarla çıkabilir, göğe de gidebilir ama mümkün değil fazla da o kadar dayanması. Ha kimi yavru da 3-4 uçuştan sonra çok sağlıklıdır, çok güçlüdür, kendini iyi hissediyordur. O performansı gösterebilir. Yani ona çifte yani, attığı zaman peki o komada yavru diyelim ki komaya alıştırdın sürekli uçmaya başladı. Çifte attıktan sonra abi nasıl oluyor? O çifte ayak uydurabiliyor mu? Uydurur. Uydurur. Çünkü kendini bulduğu zaman tamamıyla nefesini de açmış oluyor. Artık o şeye kendini hazırlamış oluyor. Dolayısıyla dayanıklılığı çok iyi oluyor. Ama şimdi hayvan çok diri görünebilir diye de, aa bu çok iyidir. Çok iyi diridir ama hayvan aslında içinde bir rahatsızlık vardır. Bir performans düşüklüğü vardır. Benim senin göremeyeceğim bir nokta vardır aslında. Ama o hayvan uçmaz. Yani uçursan da zorlasan da o şeyi vermez. O verimi vermez yani. Anlatabiliyor muyum? Anladım abi. Yani yoksa bu hayvanların özellikleri hakikaten başlıca çok yüksek uçmaları. Çok tabii havada oyun yapmış olmaları da güzel bir şeydir. O da ayrı bir keyif zaten veriyor insana. Ama Van kuşu bana kalırsa yani ben kendim açımdan çok özel görüyorum. Çok özel bir hayvan diye düşünüyorum. Bence de abi dünyada yani kuşlar yani, var. Mesela bakıyorsun paçalı, tipi var. Tabii, mesela biz de besliyoruz. Tabii. Mesela adamlar görüyor kuş. İlk defa Van kuşunu. Yani bugün, aa ne güzel diyor, ne tatlı bir hayvan diyor. Şimdi, İlk önce o tipi hoşuna gidiyor. Aynen. Şimdi mesela şöyle var. Manisa şeşleri vardır. İşte, evet, Bursa'da da var abi. Bursa kuşu vardır. Şimdi onlar mesela duruş pozisyonlarına baktığım zaman beni çok böyle tatmin etmeyen bir hayvandır. Van kuşunda bir duruş vardır yani. Yani kendini belli ediyor. Evet yani Mardin kuşuyla aslında baktığın zaman aynı özelliği taşıyor duruş olarak. Ama uçuş noktası da apayrı. Tabii ki ayrılıyorlar. Kesinlikle. Mesela. Orada ayrışıyorlar. Yani Van kuşunun özelliği rengarenk de olması. Yani o da işte hani hiç sevmeyen birini getirsen aa ne kadar güzel. Hoşuna gider göze geliyor. Hoşuna gider yani. Evet göze geliyor yani. Bu da ayrı bir ilgi duyuyor. Peki abi yani,
kümeslerden mi biraz bahsedelim istersen? Kümeslere ben baktım, sistem çok güzel abi. Izgara yani şimdi süs, bu peki temizleme nasıl oluyor? Temizleme şöyle falan. Şimdi aslında doğru olan kuşun altına ızgara sistemi yapmaktır. Izgara sistemi yapmaktır. Yani hayvan pisliğe temas etmemeli. Bu çok önemlidir. Temizliği de aslında ayda bir kere temizlemek çok, çok sağlıklı bir şeydir. Evet, kesinlikle. Çünkü temizlik de gerekli, hijyenik gereklidir. Çünkü hastalığa yol açıyor işte kokusu. Havalandırma sistemi çok önemlidir kuşta. Yani kümeslerde özellikle. Çünkü havasız, şimdi birçok arkadaşımız bu hatayı yapıyor ya, ne yazık ki. Küçük bir delik açıyor veya işte bir küçük bir havalandırma açıyor. Aa, yeterli diyor. Yeterli değildir. Nasıl olması lazım peki o havalandırma? Şimdi kümeslerde en alttan hava girişi olmalı, üstten çıkmalı. Üstten de aynı noktada. Kapının yani altından olmalı. Tabii kapının altından girip kapının üstüne çıkmalıdır. Her zaman havalandırma sistemi. Tabii öyle olmalıdır yani. Çünkü artı aynı istikamette havalandırmaların hepsi de bir yerde olmalıdır. Yani kümesin önüne mi koydun, önünde olmalı. Sağına mı koydun, sağında olmalıdır. Yani her bir tarafına bir tane koymak doğru değildir. O şey ceyran yapıyor. Ceyran yapar, kuşu yani da çok evet hasta eder. Hasta eder. Çok çabuk hasta eder. Ben bunu tavsiye etmiyorum tabii. Yani hoş bir durum değil yani. Abi yapan kuşun yerde olması tabii ki apayrı bir şeydir. Çünkü yerde işte envai yeşillikten faydalanıyor. Taş tarzı şeylerden çok faydalanıyor. İşte toprak yiyebiliyor. Yani ne bileyim, hani beslenme şekli daha hoş oluyor o kuşa. Daha bir ritmini oluyor, evet. Daha bir şey oluyor, böyle güçlü oluyor. Tabii daha güçlü oluyor, daha vitaminli oluyor, daha kendine has bir vitamin topluyor. Şimdi peki, seramik bir yerde beslersen hayvan hiçbir şey yiyemez. Ona mecburi ilave şeyler vermen gerekiyor. Dolayısıyla... Hacı. Kedi geldi. Peki abi, bir şey sormak istiyorum. Kediler evet bizim... Kediler baş düşmanımız. Ya düşmanımız değil, o da hayvan. Yani ben kıyamam. Yine sonuçta bu hayatta zarar vermemeye özen gösteririm ama çok kuşumuzu az alıyorlar. Bacalar da canlıdır abi. Onlar da canlıdır. Aynen. Aynen. O da doğanın dengesidir. Yapacak bir şey yok. Onlar, o da bunlarla besleniyor. Bunlar yemle besleniyor. Yani sonuçta maşallah bir ekoloji denge. Görüntüsü dedi. Görüntüsü bizi mest ediyor ama evet, eti de hem atmacayı mest ediyor hem evet, kediyi mest ediyor. O kesinlikle şekilde de bir gerçekten kesinlikle, ilgi çekiyor. Kesinlikle. Abi peki kümes dedik, hastalıklar dedik. Bir ilaç ya da hastalık, şimdi mevsim geçişlerindeyiz abi, nasıl şimdi oluyor, neler yapıyorsun? Hastalık konusunda tabii çok tecrübeli böyle kardeşlerimiz var Van'da, özellikle bu böyle veteriner ilaçları birçoğu aslında kuşlara hastalık niteliğinde verildiği zaman kimse derdini bilmiyor. Evet. Ama ben tavsiyem eczane ilaçlarının karışımıdır. Yani zaten birçok arkadaşımız bunu i̇nsani uyguluyor. İnsani ilaçlar değil mi abi? Tabii tabii, insani ilaçlar, çocuk ilaçları. Mesela çocuk şurupları, vitamin niteliğinde. Ben hep eczane ilaçları kullanıyorum. Neler hastalıklarımda. Serum var, işte çocuk vitamini var, işte ishal ilacı var. Mikustatini diye bir mantar ilacı var. Kursak mantarı. Evet, kursak mantarı için. Bunların bir karışım yapıyorum. Bir hafta, 5 gün, 10 gün. Böyle hastalık durumuna göre verdiğim zaman, bir hafta uyguladığım zaman hiçbir şey kalmıyor maşallah. Hepsi tığ gibi. Ben de onu şey yapıyorum abi. İnsan ilaçlar. Evet. Ya çünkü evet, şu şekilde abi. Veteriner ilaçları şöyle. Şimdi veteriner sonuçta neticede bunun ağzı yok. Yani hani benim şuram ağrıyor desin de doktor ona göre teşhis koysun. Teşhisi biz şimdi yapıyoruz. Adam diyor ki diyor, bu ini götür, tahmini veriyor. Tahmini verince de bu kuşun şey der. Ha veteriner ilaçlarsa mesela Hibradox olsun. İşte mesela bu pıh pıh özellikle nefes solunum yollarında sıkıntı yaşayan bazı kuşlara iyi gelen ilaçlar da var. Ama bilmek lazım. Ama bilmeden işte her... Şimdi bizim bir arkadaşımız var. Kuşu hastalandığı zaman hemen bir tane şey var. Şey var. Ne ilacıydı? Antibiyotik tarzıdır. Hemen ona sıkar ağzına. Yahu kardeşim. Her kuşun hastalığı bir değil ya ki. Ya her kuşun hastalığı bir değildir. Yani sen ne yapıyorsun? Yani bu kuş yok, hep aynı şeyi veriyorsun. Dolayısıyla eczane ilaçlarını tavsiye ediyorum her abi, zaman. Abi o dediğin eczane ilaçlarından ben de kullanıyorum. Özellikle benim eczane dolabımda onlar da var. Mesela o dediğin, hı-hı, çocuk şurubu, vitamin, polivit şey, hı-hı, ekstra vitaminler, takviyeler. Mesela yavrular için özellikle onlar dikkatli dediğin gibi. Hı-hı. Ya mesela abi dediğin gibi veteriner ilaçlarına ben bir ilaç istedim geçen gün mesela. Ornitis hastalığı, o dediğin fık fık hastalığı için mesela. Adam bana verdi, dedi ki bu büyükbaş hayvanlar içindir ama kuşlar için işte milimini iyi ayarlayın dedi, biraz verin. Dediğin gibi onu ayarlayamadığı zaman da çok ağır geliyor kuşlara işte. Kesinlikle böyle, kesinlikle. Gramajı çok önemlidir çünkü gramaj zaten
bunu Türkiye'de en iyi bilen Türkan Öden diye bir vatandaştır Bursa'da. Evet. Kim abi? Türkan Öden. Türkan Öden. Evet. Bu vatandaş bu işin hakikaten piridir. Bu kuş hastalıklarında sosyal medya üzerinde yıllarca bu karışımları tanıtımını yaptı. Şu anda kendini onlara benzer bir ilaç yapımı, işte can kurtaran adı altında bir ilaç yapıyor. Yani bu işe çok hakim, çok da yaygınlaştırdı aslında. Birçok insana örnek oldu. Ben kendim şahsen ondan öğrendim mesela. Bunu şu anda uygulayan belli kuşçu kardeşlerimiz var. Ama adam bıktırıyor. Yani bıkıyor, çabuk bıkıyor. Yani iki gün yapıyor, üçüncü gün vermiyor. Ya kuşum iyileşmedi. Hani bu işin standart 7 gün ver. Hatta bak antibiyotik mesela mikusta polivit mi? Yok, polivit mesela diyelim ki, ondan sonra şey var. Belli antibiyotikler karıştırılıyor mesela. Antibiyotik verme. Ayda 5 gün kuşu sağlam iken de, hasta değilken de günde 5 gün o karışım vitamin, işte ishal, mikostatini, bu 5 karışımı yap ver. Senin zaten hiç hastalık uğrama senin kümesine. Şelil abi çok doğru bir şey söyledi. Gerçekten kesinlikle. Aslında çok önemli bir detaya konuştuk. Kesinlikle. Kuşlar hastalanmadan, yani hastalanmadan tedavini, önlemini al diyorum. Yani ben her zaman öyle derim. Hastalandıktan sonra ama, zaten bünye zayıf. Tabii ki, ama nedir? Biz de zaman zaman işte sağlık sorunlarımız olduğu zaman, işte veya iş seyahatlerimiz olduğu zaman biz de bazen ilgisizlik duyabiliyoruz kuşa. Dolayısıyla yani hani şey yap, ama sağlıklı yolu ayda 5 kere tertemiz o karışımı vereceksin. Direnci hastalık, evet, abi. Direnci yüksek olacak. Kuş her zaman performansı yüksek olacak. Hayvan sıkıntı yaşamaz. Ama kuş dediğin gibi, gördüğün gibi işte güneş vitamini bile çok faydalıdır. Abi, yani vitamini alıyor zaten kuşlar güneşten. Kuşu, bu oluyor. Bu hayvan sürekli içeri tıkanmayla da ister istemez bünye zayıflıyor. Sürekli yavru yapması bir bünye zayıflatmasına neden olabiliyor. İşte örnek atıyorum. Sürekli yumurtlayan hayvan halsız kalsiyum eksikliği taşıyabiliyor. Yani ya bunların hepsi tabii kesinlikle yok, iyi değil, iyi değil yani. Aslında dinlendirmek gerekiyor. Yani doğru olan aslında kışın eşleri ayırmaktır. Dinlendirmesi. Tabii dinlendirmekle gerekiyor. Ayırmaktır, ama birçok arkadaşımız onu yapmıyor ya. Nemlidir çünkü bakın. Ha, Van kuşunu da, Van'da çok fazla kış, özellikle yazın ortasında çok yüksek uçmasının da bir nedeni vardır. Aşırı sıcak oluşunda Van kuşu yan uçmaz, yan da kendini sıcaktan yukarı atar, buluta atar. Yani bulut serindir. Van kuşunun da yazın çok uçmasının nedenlerinden bir tanesi de gökyüzünün çok serin olmasıdır. Aşağılara indiği zaman tıkanıyor hayvan. Yani özellikle o yüzden gökde uçar. Onu bilmiyordum açıkçası. Yok, Van kuşu o yüzden. Kesinlikle. Şimdi Van kuşu, ama İstanbul'da hava nemli olduğu için aşağısı yukarısı fark etmiyor bu kuş. Boğucu zaten her türlü. Boğucu zaten. Anlatabiliyorum, ama Van'da o üzeri rıhtım olayı var. Yani şimdi Van'da şimdi baktığın zaman yani hava 5 dakika güneşte dur yanıyorsun. Ama İstanbul'da sen kaldığın zaman yanıyor musun güneşte? Yok, yok, mümkün değil. Yani, gölgede de dursan nem geçiyor. Tabii nem sabah gel yemin üzeri bakıyorum ıslak. Örnek yani niye plastik, çünkü nem kapmış, ama Van'da bunu bulamazsın. Bu nem oranı yoktur. Van'da araç bile 10 senede çürüyorsa İstanbul'da 4 senede. 4 senede çürüyor. Yani çünkü nem gece ister istemez bir nem, aynen bir nem alıyor. Şimdi dolayısıyla Van kuşun da hava şartlarına, iklimine göre yaşar. Şimdi sen bir Sivas Kangalı nasıl kendi ikliminde özgür, daha verimli, daha güzel yaşam sağlıyorsa, bu Van kuşu da öyledir. Van'da özelliği zaten orada olması. Ha, İstanbul'da olması bir şey değiştirmez, ama aynı özellikleri, aynı şeyi taşımaz, ama söyleyeyim sana. Bak ben burada şu anda 4 saatte uçan kuşum var. Ben size vereyim, götürün Van'da deneyin. Eğer 8 saatin altında uçarsa ben hiç şey bilmiyorum. Ben ona eminim abi, burada 4-5 saat bir sıcak yani, günde uçan bayağı bir oradan oturur. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bu İstanbul'un nem oranı yüksek olduğu için bu hayvanları ister istemez tıkıyor yani. Yani solunum
problemi yaşatıyor hayvana. Şimdi Van'da oksijen, hava verimli, nem oranı yok. Hayvanın şeyi çok önemli. Bir de artı çok sıcak olunca yazın hayvan belli bir seviyeye kendini attığı zaman çok serin hissediyor. Dolayısıyla orada uçmayı tercih ediyor, inmiyor. Ama bizim Vanlı kuşçu kardeşimiz daha benim kuşum çok yüksek uçuyor diyebiliyor. Aslında havanın şartları o kuşu orada uçuyor. İmkanı, hava imkanı. Aynen öyle ama İstanbul'da yani var. Uçan kuş var. 4 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat uçan kuş var ama inan bu kuşlar Van'da daha fazla uçar. Emin olabilirsiniz. Abi, artı Van'da bak, Van'da yanlış anlaşılmasın tabii. Yani çok iyi kuşçu kardeşlerimiz, abilerimiz var. Büyüklerimiz var. Bu işi böyle damar haline getirmiş, işte soy haline getirmiş insanlarımız var ama biz bu insanların en iyi kuşlarını da buraya İstanbul'a getirmişizdir. Burada abi. İstanbul'da. Tabii getirmişizdir ya, örnek atıyorum işte gitmişizdir. Çok değerli insanların kümesine tutmuştur. İki tane güzel kuş bize hediye etmiştir. Veya iki tane parayla satmıştır. Yani sonuçta almışızdır o adamın kuşunu. Getirmişiz buraya. Bu kuşlar oradan gelmedi yani işte. İstanbul'da boş kuş olduğuna pek he? Fazla kolay yani inanmıyorum. Yani yok yok İstanbul'da yani. İstanbul'da boş kuş yoktur. Ha bu çoluk çocuğa oraya buraya eline düşmüştür, kırılmıştır, bozulmuştur. O ayrı bir şey. Ama yani gerçek bu kuşa, bu işe gönül veren insanlar mesela hayatta ben yabani kuş, yani yabancı bir kuşa şimdi buraya düşsün kümesimi almam. Evet abi. Bir saniye bekletmem. Bir saniye. Çünkü zaten ilgi duymuyorum ben o hayvana. İlgi duymadığım gibi de yani ırkını bozmayayım diye. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şimdi dolayısıyla bu hayvanların ırkını bozmak doğru değildir. Yani bakıyorsun ki ya geçen gün bir tanesi ya diyor benim kuşum diyor düzdü altında diyor tepeli gelmiş diyor. Ya Van kuşunun özelliği odur. Tepeli de gelecek altında. Düzün, he, düzün tepelinin altında düz de gelecek. Yani kara kuyruksa siyah beyaz da gelecek. Kesme kuyruk da gelecek. Süslü kuyruk da gelecek. Yani kuşun zaten başlıca özelliği budur. Bak şu hayvanın annesi dumanlıydı. Bak tabii tabii mesela dumanlıydı. Kardeşleri kara kuyruk ama bak kendisi. Yani öyle değil. Yani örnek alıyorum. Yani kuş çeşidi çok farklıdır. Yani bu kuşta çeşit çok olur. Dolayısıyla yani ben işte bir çift beyaz aldım. Altında hep beyaz gelecek. Öyle bir şey yok. Yok Van kuşunda o varsa problem var onda demek ki yani. Mutlaka bir tarafı bozuktur onun. Arkadaşlar bugün değerli üstadımız Celil Çiftçi abimizin yanındaydık. Kendisi de ayrıca Van Erciş'le hemşerim olur. Buradan da güzel bir akraba ilişkisi yakaladık kendisiyle. Sağ olsun o da bizlere bir yardımcı oldu. Güzel Van kuşu hakkında bir şeyler anlattı. Biz de bilgilendik. Bilmediğimiz şeyler oldu. Onları da yine öğrendik. Abi ben teşekkür ediyorum sana. Son olarak senin söylemek istediğin bir şey var mı bizlere? Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Hoş geldin tekrardan diyorum. Sefalar getirdin. Van kuşunu gördüğün gibi gördüm. Kalbimizde yaşatıyoruz. Yani bu konuda emeklerine de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum abi sana. İnşallah abi biz yine gelip gideceğiz. İstanbul'da sonuçta bir bağımız oluştu. Celil abiyle sürekli gelip gideceğiz, görüşeceğiz. Buradan Vanlılara söylemek istediğin bir şey var mı abi Van memleketimize? Bütün Van kuşuna gönül vermiş herkese selam olsun. Buradan selamınızı da iletiyoruz kendinize Celil abimizin de. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.